Merhaba FM24 Mobile severler. Evet, bugün sizlere şöyle yeni kariyerde kuralım göstereyim. Satış bug'ını göstereceğim arkadaşlar. Evet, istediğiniz fiyata satamıyorsunuz ama siz diyorsunuz ya teklif gelmiyor. Ben oyuncu satmak istiyorum ama satamıyorum diye. En azından bunu size bug'ını göstereceğim. Şöyle Dortmund'u alalım hatta. Maçları iptal edeyim. Siz de hemen hızlı hızlı görün. Şöyle görelim beraber nasıl işte. Bu bug en azından yani hiç alakası olmayan oyuncuları satabilirsiniz arkadaşlar. Tabi istediğiniz fiyata maalesef gitmiyor. Ama en azından satış için mükemmel bir çözüm. Ben buldum. Bayağı uğraştım. En sonunda denk getirdim ama bayağı da şöyle bir şey. Cidden bazı oyuncular istediğim fiyata gitmese de güzel fiyata satışlar oluyor. Mesela şöyle bir girelim. Görüyorsunuz şu yanda böyle yeşilli olan mesela Münye'yi izliyorlar. Bakalım Münye'yi kim izliyor. Evet, Köln ve Wolfsburg izliyor. Görüyorsunuz bakın. Mesela bu adamı izleyen yok. Beraber görelim. Bu adamı izleyen yok. Mesela Malin nerede? Malin'i de satabiliriz. Sebastian Haller bak bunu izleyen yok. Mesela bakın göstereyim size ilk önce. Beraber bakalım. İsunol birkaç gün ilerleyeyim öyle beraber bakalım. Bak ilerleyeyim. Bak bugün en kaçıymış? 26 Temmuz. Bak Ağustos'a kadar devam ettim. Benim hazırlık sürecim yok nasıl olsa. Ağustos'a kadar gideceğim arkadaşlar. Beraber görün. En azından sizin de bu sorunuza çözüm olsun. Bu bir bug arkadaşlar. Başka türlü teklif gelmiyor. Bunu yapmazsanız eğer. Hani orijinalinde olsa bug tabii ki sayılmaz ama. Siz burada oyunu bug'a sokuyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi satışlar birazdan başlayacak. Bak ayın 31'ine geldim. Bakalım. Dediğim oyuncuları görüyorsunuz. Kimse izlemiyor. Bir tek Malin'i izlemeye başlamışlar. Wolf'u izlemişler. Başka da izlenen yok. Mesela gelelim burada. Bu oyuncuyu satış listesine koyduk. Bak size bug'ı anlatıyorum şimdi. Kim var? Sebastian Haller izlenmiyor. Satış listesine koyduk. Sabitzer'i hadi satalım. Satış listesi bak onu da izleyen yoktu gördüğünüz gibi. Burada başka Malin izleniyordu. Malin'i da koyalım satış listesine. Beraber bug nasıl çalışıyor görelim. Wolf'u izliyorlarmış. Hadi onu da koyalım. Bak izlenmeleri de koyacağım. Beraber görelim. Kim var burada? Lobotka bilmem ne. Geç oraları. Mesela Emrecan'ı bakın satalım. Koyduk satışa. İlerledik. Geç bunları. Burada istemişler. Geç. Bunlarla uğraşmayalım hiç. Şöyle bir geldik. Geç buraları. Şöyle bir daha bakalım. Bak gördüğün gibi Fulkenborg yani benim ekstra koyduğum hiçbir oyuncuyu kimse izlemiyor. Ne yapıyoruz burada? Geldik hemen bunu bir kiralık olarak bir kere öneriyoruz. Bak görüyorsunuz kimse izlemiyor. Beraber bakalım hani kandırıyormuş gibi. Bak kimse izlemiyor oyuncuyu. Ne yapıyoruz? Hemen şöyle geldin. Kiralık olarak öner dedik. Size bug'ı anlatacağım arkadaşlar. Bunu zaten biliyorduk demeyin. Çünkü bu yok. Bu bayağıdır kalkmıştı. Şöyle göstereyim. Çünkü biz daha değişini yapıyorduk hatırlarsanız. Malin'i da koyalım. Hatta Malin'i direkt satışta da sunabiliriz. Bakalım satış olarak. Yo onu da kiralık olarak yapıştıralım. Sonra değiştiririz. Şimdi bekleyin. Başka Emrecan. Bak Emrecan'ı da göstereyim size. Kimse izlemiyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi biz ilk önce ilgi üstüne çekeceğiz. Sonra yapıştıracağız. Bak bunu koymadık. Geç bunları. Geçtik. Şimdi başlardan teklifler gelmeye. Beraber görelim. Bug'ımız ne kadar etkili görelim. Hay arkadaş ne konikmiş ya. Ne bu listede mi? Nerede bu? Altyapıdaymış. Ya al al. Al bir gidin. Ha. Sebastian Haller'e teklif geldi. Geldim burada. Sebastian Haller'in değeri şey ne anladı 26 milyon. Burada keşke futbol menajer bilgisayardaki gibi seçenekler açılsa çok iyi olacak ama şöyle 30 milyon yaptık sıfır. Bak burayı verme. Halleri bir daha teklif et. Bak vermedik gördünüz. Bak Fulke Borka geldi. Burada yine bir bu da almayacak eminim. Bunu da reddet hiç zaman kaybı olmasın. Bir daha öner. Bak bir daha önerdik. Münye'yi alabilir. Münye kaç? 3.1'miş değeri. Biz şöyle 5.750 isteyelim. Bak 1.800 verdi. Fazla vermeyecek. Buralar maalesef böyle. Bak değerin üstünde sattık. Thomas Münye gitti.
malın bunu da almayacaklar. Çünkü bak şurada şu solda rakam yazması lazım. Bunu da almayacaklar. Dur şimdi bir daha teklif edeceğiz. Şimdi yavaş yavaş paralı olan teklifler gelecek arkadaşlar. Emre Can'a bu da vermeyecek. Gerek yok hiç uğraşmaya. Bir daha önertilerim hemen. Vay arkadaş. Tamam al senin olsun ya. Gören de Ronaldinho alıyor zanneder ha. Evet bir tur daha şimdi teklifler yine gelecek. Hay konik Allah için bir git ya. Yemin ederim krize soktu bizi ya burada. Sebastian Haller. Evet yine gelmedi. Yalnız ilgi alaka iyice üstüne geldi. Şimdi birazdan kendileri teklif edecek. Bak ben bir daha şöyle bir değiştireyim. Bak şartlar öner sıfır. Gördüğünüz gibi. Bakalım. Ha bak şimdi gördüm bak parasal değer geldi. Parasal değer gelince oyuncuyu satabiliyorsunuz. Bak bastım. Bu adam biz değerini verelim. 12.500 13.000 şöyle bak gördüğünüz gibi. İşte size bug'ı. Gördünüz mü ya yani mantığı anladınız arkadaşlar. Şöyle geldiniz mesela malın bak bu da gitmeyecek. Reddettik. Bunu da bekleyelim kendisi etsin. Bak bu da gidecek mesela 400.000'e demiş. Biz kaçmış adamın değeri 400.000'miş. Bak 400K'yı bastığımızda şöyle bu şekilde yani en azından oyuncunun kendi değeri olan parayı alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mesela konik haller. Bak şimdi ben hiç ellemeyeceğim. Çok uzarsa video keseceğim atacağım size göstermek için. Bak Sebastian'a kendisi teklif ettiler. Olmaz. Bak ha şimdi bak buna gidecek. İyi izleyin. 32.000 istedim 16.000 vardı. Sebastian Haller 26 milyon. Biz şöyle 26-27 milyon da bıraktık. Evet yine bu inatçı bir şey çıktı. 26.000 değerini isteyelim. Onu da vermedi. En kötü 22-23.000'e gider diye tahmin ediyorum. Ha gene vermedi. Yalnız takım mükemmel pinti çıktı. Evet 22 milyona Sebastian Haller'i verdik gördüğünüz gibi. Fazla da uzamadı işimiz. Şöyle geldik. Bak hepsinin izni falan çıkıyor. Fulke var. Bak 13 milyona gitti. 13 milyon euroya. Görüyorsunuz. Birazdan Sebastian Haller de gidecek. İzni kapmış. Bak 22 milyona hop Sebastian Haller gitti. Bunları bir reddet. Bak mesela bu oyuncu da parayla gider. Şöyle 160 binmiş değeri. 100, şöyle 200 de bıraktığınızda bak 210 bin çat gitti. Hani oyuncunun bir tık kendi şeyin üstüne birazcık koyun. Baktınız almıyor. Biraz daha kısın. Gördüğünüz gibi en azından bu kısır döngüde bir nebze de olsa satamayacağınız oyuncuları satmış olacaksınız arkadaşlar. Emin olun size nefes aldıracaktır. Allah'ım ya Rabbim vermedim de 50 tane teklif gelir. Ya al senin olsun zaten video bu. Evet. Bir halleri bir daha deneyeceğim. Siz de görün. Gördüğünüz gibi. Aa, malın pardon. Sebastian Haller gitti zaten. Malın gelmezse teklif bir daha kendim önereceğim. Emrecan da gelmedi. O da gelmedi. Evet Emrecan'ı artık görüyorsunuz. İzleyenler var. Şimdi burada bir normal teklif ettirelim. Parayı şeyi kapatalım. Bakalım Emrecan'a ilgi. Evet bak gördüğünüz gibi ilgi çekmedi. Şimdi şöyle yapacağız. Kiralık olarak tekrardan önereceğiz. Fenerbahçe yine istiyor ama para vermemiş. Bu yine gitmez. Hiç uzatmayalım. Ya birazcık ilerleyince ligde değişik teklifler de geliyor arkadaşlar. Siz de gördünüz zaten. Bak Emre Can'a teklif geldi burada. Transfer dediğinizde bu da almayacak maalesef. İşte burada transfer ücreti yazdığında direkt oyuncuyu satabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Bu şekilde. Dur boşuna hiç uğraşmayalım bununla. Artık burada teklifler paralı olarak gelmeye başlayacak. Satın alma şeyi. Maça girmesin. Bu şekilde bug'ı değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. En azından şöyle bir girelim. Şu an benim mali durumum kaç oldu? 38 milyon euro şey varmış. 94 milyon transfer ücretim var. Görüyorsunuz. Bunu hatta yükseltebiliriz. 106 milyon euro da yapabiliyormuşuz. Bu şekilde gördüğünüz gibi direkt en azından istediğimiz oyuncuları alma şansımız daha da artıyor. En azından elimizdeki o fazlalık oyuncuları da sallamış oluyoruz. Ben Hamza Ayaz. İnşallah çözüm olmuştur. Bu tarz videolar için takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza önermeyi de unutmayın. Çünkü FM taktikleri, FM hileleri her şey bende var. Takip et, abone ol, farkı yaşa.